şu kök 2'yi kullanacak şekilde ben buradan çekerim arkadaşlar. Çünkü dolayısıyla burası 90 olduğu için 45 derece olacaktır. 4, 4 olur. Böylece bakın yine bir ikiz kenar dik üçgenden 7. Yani buradan CD'yi uzatma sebebim daha kolay geldiği için soru. Cevabımız 11 D şik. Şimdi arkadaşlar burada tam D noktasından bir şöyle dik indirelim. Bir de böyle dik indirelim. Böylece 45'i kullanalım. 3, 3 olsun. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı 6'dır. Buraya da bakın dikdörtgenden 3 kalır. Toplamda 9 C şıkkı. Birisi dikten dikendiği için öklet. 1 çarpı 8. Kendisine eklenen parça çarpı tabanın tamamıdır. 2 kök 2 olur böylece. 1 çarpı 8'in 2 kök 2'nin karesi olduğunu biliyoruz. AB 2 kök 2 ise 90'ın karşısında bakın 4 olacaktır. B şıkkı. yanmayan ucu etrafında döndüreceğiz ya. Bakın şimdi. Şu Hemen alayım şöyle şu döndürmeyi. Bakın şimdi. Bunu aldık böyle 45 derece döndürdük. Tamam mı? Sonra diğerini de 45 derece döndürdük. Bakın şimdi onu da göstereceğim size. Rengi bir değiştireyim. E, şu kırmızıyı alayım. Sonra bunu seçeyim. Bakın şimdi. Bunu da yine böyle döndürdük. Böyle olmuş. Tamam mı? Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi artık şuraya 45 derece diyorum. Döndürdüm çünkü böyle oldu. Sonra bu da yine buraya geldi bakın yan ucu ucu. Tabii ki 45 derece döndük. Paralelden dolayı burası da 45. Burası zaten ikinin ikisinin arası paralel olduğu için 90 derece olmak zorunda. 2, 2, 2 kök 2 oldu. Harflendireyim A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Buraya da C diyeyim. Şimdi AB 2 kök 2. Burada kalan uzunluğa A dersek Burası bakın 90 derece oldu çünkü şurası da 45 derece, burası da a, o zaman burası a kök 2 oldu. Demek ki a kök 2 artı 2ymiş. Bunun uzunluğu siyahtan bakarsak ama 2 kök 2 artı a oluyor. O zaman a kök 2 eksi a eşittir. 2 kök 2 eksi 2 a parantezinde kök 2 eksi 1. Burası da arkadaşlar. 2 parantezinde kök 2 eksi 1 gitti. A da buradan 2 yaptı. Demek ki bunun bir tanesinin uzunluğu burada yerine yazalım mesela. 2 kök 2 artı 2'ymiş D şıkkı. Şimdi top böyle gidiyor. A, D bakın buraya geliyor. Topun geldiği yer burası olsun. Şimdi burası 60 derece. Bu arada 60, 30 daha 90. O zaman C açısı da 30 olacak. Çünkü hatırlayın lütfen. Bu 60'ın C'nin ve A'nın toplamı 120'ye eşitti bu yüzden. Artık 30 derece 60 derece burası 90 oldu. 90'ın karşısı 10 3 30'un karşısı 5 kö3 ve burası da arkadaşlar 15 oldu. Sonra 60'ın karşısı e, 9 köküç olduğuna göre 30'un karşısı da ne yapar? 9 yapar arkadaşlar. Demek ki bu topu aldıktan sonra B'ye doğru 9 santim ilerlemiş D şıkkı. Evet 30-15 bakın bu aradaki açı 135 derece. 15 işimize yaramaz 30 ve 135 yarayacağı için böyle bunu yaparım. Bundan dolayı 90'ın karşısı ilk kök 3 ise 45'in karşısı bakın kök 6 45'in karşısı kök 6 olur. Hipotenüs de burada 30'un karşısı kök 6 olduğu için 2 kök 6 olur. Soruda demiş ki paralellik var. AB, CD'ye paralel. O zaman Z'den dolayı burası da 15. Hemen bakın yine 45 ve burası 120 oldu. Dışarıdan tamamlarım. Şöyle bir dik üçgene. Buradan dolayı da artık şuraya 60. Buraya da 30 dersek. 90'ın karşısı 2 kök 6 ise 45'in karşısı 2 kök 3 olur. Buradan da 30'un karşısı 2'dir. 90'ın karşısı 4'tür. E şıkkı. 15-75-90 üçgenin özelliği taban yüksekliğin 4 katı. O yüzden bakın 6 birim olacak şuradaki BH. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 2 katı yapar. 12 A şıkkı. Burada ekstra özel bir şey düşünmeyeceğim. 60 derece olduğu için şöyle bir dik indireceğiz. Zaten Pisagor'dan dolayı 52'den 27 çıkarsa 25 olur. Buraya 5 kalır. 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5 bölü 2'dir. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar şunu da şöyle birleştirirsek Bakın buraya 60 kaldığı için burası da 30 olur. Şimdi artık şu kenar 90'ın karşısı 3 kök 3 olduğu için 30'un karşısı 3 kök 3 bölü 2'dir. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı olduğu için 9 bölü 2'dir. Böylece artık burası da 9 bölü 2 yapar. Topladığımız zaman 7 oldu A şıkkı. İki iç bir dışın önemli olduğu bir soru. Bakın şimdi burada nasıl iki iç bir dış yapacağız derseniz şuraya x dersek Buranın tamamı 90 artı x olur. O yüzden buraya 45 artı x kalır. Burası da x arkadaşlar bu arada. Ve iki kenar üçgen olduğu için bak burası da 45 artı x. Gördüğünüz gibi artık 90 artı 3 x eşittir 180. x'in de 30 olduğunu görüyorum. x 30 olduğu için 30'un karşısı ilk kök 3 ise 90'ın karşısı kaç olacak? 4 kök 3 olacak. Bu arada şunu da görmek lazım. 30 derece olduğu için aslında DC ile de BD birbirine eşit. X de buradan 4 kök 3 oldu. B şıkkı. İşin içinde çok fazla 90 var. Bence burada arkadaşlar bir şöyle büyüteyim. Bir şekilde şunu görmek lazım diye düşünüyorum. Bakın şunu böyle indirdiğimiz zaman 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 olur. 60'ın karşısı kök 3 olur ya. Bu P dersek PE'ye de 5 kalır. Şimdi alfa şuraya beta 90 beta alfa dersek tanjant alfa'ya bakar mısınız? Sonuçta dik üçgen ve trigonometri bu. Tanjant alfa kök 3 bölü 5. Yani ben buraya e, kök 3 k dersem buraya da 5 k demek zorundayım. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Buranın artık tamamı 30 derece. 30'un karşısı 6 artı kök 3 k eşit olmalı. 6 artı kök 3 k 30'un karşısı olduğuna göre 60'ın karşısı da 6 kök 3 artı 3k olmalı. Bu da kaça eşit arkadaşlar? 5k'ya eşit. Ne güzel buradan 6 kök 3 eşittir 2k. K da arkadaşlar 3 kök 3 geldi. K 3 kök olduğu için kök 3 kağıdı buradan 9 yapmış oldu E şıkkı. Vallahi bu soruda arkadaşlar şimdi çözümünü yapınca tabii insanın bir yani kızası geliyor ama yapacak bir şey yok. Bunun sizin çözümü göstermem lazım. Bana kalsa çözmem ben bunu ama. Şimdi 15-75-90 üçgeninin özelliğini çok da öyle kullanmıyoruz. Ben açıkçası hep söylüyorum. H4H lazım bize. Ama kitaplarda da çıktığı için mecburen çözeceğiz şimdi. Burada 60 derece. Burası arkadaşlar 45 derece. Ee, 60 ve 45'ten dolayı hemen A'dan böyle bir AH indirdim. Şöyle burası 30 oldu. Burası da arkadaşlar 45 oldu. A diyorum. A kök 3 diyorum. İkiz kenar üçgenden dolayı A kök 3 diyorum. Böylece A artı A kök 3 2 oldu. A arkadaşlar her iki tarafı kök 3 artı 1'e bölersek A parantezinde kök 3 artı 1 oluyor çünkü burası. 2 kök 3 eksi 1 bölü kök 3 artı 1 çarpı kök eksi 1 eşlenik yaptım. 2 kök 3 eksi 2 bölü 3 eksi 1'den demek ki kök 3 eksi 1'miş a. Böylece a kök 3 de arkadaşlar ne gelecek? a kök 3 de buradan 3 eksi kök 3 gelecek. Şimdi buraya yazarsak kök 3 eksi 1'i hc ne oldu? 3 artı kök 3. Mevzu şu arkadaşlar 3 artı kök 3'ü 3 eksi kök bölünce 2 artı kök 3 geliyor. Sizi şimdi eşlenikle uğraştırmayayım. 15-75-90 üçgenin özelliği de 15'in karşısı A ise 75'in karşısı kökü artı 2 katıydı. O yüzden şuradaki H-A-C açısı 75'miş. Zaten 30 olduğu için X'e 45 kaldı. Tabii bunu nereden göreceksiniz? Anca ben böyle gösterince. Kafanıza takılmasın merak etmeyin. 15-75-90'dan bir tane soru olsun diye yapılmış ben de çözdüm.